Üçgende açılar konumuzun ikinci föyüne başlayalım. Burada üçgenin yardımcı elemanlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak kenar ortay. Üçgenin bir köşesini karşı kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına üçgenin o kenarına ait kenar ortayı denir. Yani BC kenarının orta noktası olan D'yi gelir A köşesiyle birleştirirseniz işte bu mavi arkadaş A, BC kenarına ait kenar ortaydır deriz. Kenar ortayı genelde V harfi ile gösteriyoruz. Hangi köşeden çıkarsa o harfi de yanına konduruyoruz. Mesela A köşesinden çıkmış. O zaman buna ne diyoruz? A köşesinden çıkan kenar orta yani V şeklinde gösteriyoruz. Burada kenar ortayla alakalı bilmemiz gereken çok önemli bir kural var. Çok önemli dememizin sebebi artık bundan sonra karşınıza her yerde çıkacak. Yani çemberde de çıkacak, analitikte de çıkacak, çokgenler, dörtgenlerde de çıkacak. Biz ona aklımızda kalması için kısaca ne diyeceğiz arkadaşlar? Muhteşem üçlü diyeceğiz. Peki nedir bu muhteşem üçlü? Bir dik üçgende 90 derecenin olduğu köşeden kenar ortay gelirseniz işte bu kenar ortayın uzunluğu hipotenüsün yarısına eşittir. Yani bu üç arkadaş birbirine eşittir. Tabi bize sorularda ne yapacak? Bu üç arkadaşın üçünü de vermeyecek. Biz tamamlayacağız. Mesela soruda şöyle bir şey karşımıza çıkacak. Dik üçgen buradan gelecek. Bu ikisi birbirine eşit diyecek. Ha, üç tane ifadeden ikisinin birbirine eşit verince biz ne yapacağız hemen? Üçüncü de eşittir deyip muhteşem üçlüyü tamamlayacağız. Ya da bize sadece bu üçünün eşit olduğunu söyleyecek. Biz de anlayacağız ki bu dik üçgendir deyip buraya 90 dereceyi yerleştireceğiz. Muhteşem üçlü sadece dik üçgende olur. Yani başka hiçbir üçgen yok ki bu üçü birbirine eşit olsun. Hemen örnek 1'e bakalım. Bakın 3 eşitliği vermiş. O zaman bu Adana, Denizli, Ceyhan nasıl üçgen olmalı? Dik üçgen. O zaman şu köşeye 90 dereceyi konduralım. E 40 burada, 90 burada. Demek ki buranın tamamı kaç dereceymiş arkadaşlar? 50. Bize de onu soruyor. Demek ki cevabımız C şıkkı. Hemen örnek 2'ye bakalım arkadaşlar. Gene bir dik üçgenimiz var. Bakın BD DC'ye eşit. O zaman gelir ben AD çizersem bu arkadaşla onlar eşit olacağından muhteşem üçlüyü tamamladık. Böylece ne oldu? Adana, Bursa, Denizli üçgeni eşkenar üçgen oldu. Üç parçada birbirine eşit olduğu için. O zaman şuralara 60'ları yazalım. Peki köşe 90'dı. Bu minik yavruya ne kaldı? 30. Ha bakın A, D, A, E eşit bir x kenarı da burada var mı? E, tepe açısı 30. 180'den 30'u çıkar. 150. 2'ye böl. 75, 75. Bizden istenilen x değeri 75. 75. Cevabımız D şıkkı. Örnek 3'e bakalım. 90 derece. Gene bakın karşısında bir kenar ortay var. Hemen gelip ben BE'yi çizersem yani muhteşem üçlüyü tamamlarsam bu arkadaş da onlara eşit olur. Böylece DB BE birbirine eşit oldu. Bir x kenarda oradan yakaladık. Ha, yani bu 15 ise bu minik yerde 15. Hatırlayınız bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüler toplamına eşit. O zaman 15 artı 15 30 şu üçüncü açının dışı yani şurayı verecektir. E, i̇kiz kenar 30 ise burada 30. Şimdi Adana, Bursa, Ceyhan üçgene bakın. Bura 30, bura 90. Demek ki x 60 derece. Cevabımız B şıkkı. Örnek orada e bakalım arkadaşlar. Bu yeni nesilde tabir edilen sorulardan galiba. Diyor ki Tolga aşağıda gösterilen üçgen biçimindeki kağıtları makas yardımıyla tek bir kesim yaparak bir kesme hakkımız var. İki üçgene ayırıyor. O zaman mesela şöyle kesemez. Böyle kestiği zaman bir üçgen bir de dörtgen olur. O zaman öyle bir kesecek ki üçgen oluşacak. O aklımızda. Pekala. Buna göre bu elde edilen üçgenlerin ikisi de ikiz kenar üçgen olmalı demiş. Hangisini kesersek. Şimdi o zaman mesela A şıkkından bakalım. Mesela insanın şöyle yapası geliyor. Ben şuradan şöyle kesersem tam ortadan ikiz kenar üçgen olur gibi gözüküyor ama olmuyor değil mi? Buralar 3-3 paylaşır. E şimdi şurası 60 derece eşkenar üçgen. Hatırlarsınız belki 30'un karşısı 360'ın karşısında ne oluyordu? 3 kök -3, 3. Burada hiçbir ikiz kenar üçgen yok. E Bu eşkenar üçgen olduğu için böyle de kessem aynı. Böyle de kessem aynı. Dolayısıyla A şıkkındaki üçgeni bir kere keserek iki tane ikiz kenar üçgen elde etmem mümkün değil. B'ye bakalım. E bu da bir ikiz kenar üçgen. Gene şu hareketi yapsam ikiz kenar olmaz. E şuradan kessek buradan da bir ikiz kenar gelmez gibi. Sanki burayı 75-75 olacak gibi kessek 75-75-150. Burada 30. Bakın burada bir ikiz kenar oldu. Ama buraya 45 kaldı. 45-30-105 burada bir ikiz kenar olmadı. Demek ki B de olmaz. C'ye bakalım. Ha, bakın C dik üçgen. Şimdi gelip şuradan kessem. 6.5 buçuk altı buçuk bölsem. 90'dan gelen kenar ortay muhteşem işi değil mi? Burada altı buçuk olur mu? İşte bakın burada bir tane ikiz kenar üçgen. altı buçuk altı buçuk 5 üçgeni. Bir de burada ikiz kenar üçgen. altı buçuk altı buçuk 12 üçgeni. Dolayısıyla tam bunu ortadan kesersem iki tane ikiz kenar üçgen elde ediyorum. Tam da istediğim şey oluyor. O zaman cevap C. Peki D ile E niye olmuyor ona bakalım. Gene aynı şekilde bu arkadaşı da Şöyle kesseniz olmuyor. 3 3 bölü x kenar gelmiyor. Şimdi bunu böyle kessek 6 6 olacak şekilde. E, buranın 6 olabilmesi için buranın 90 olması lazım. E bura 90 olsa bu da 90 olur. Çünkü ikiz kenar o da saçım olur. Demek ki bu da olmuyor. Yani e, aynı şekilde E'yi de arkadaşlar şöyle kesseniz 30 60 90 üçgen oluyor. E böyle kessek buradan da pek bununla bunun x kenar olacak gibi bir hali gözükmüyor. Dolayısıyla aradığımız cevap C şıkkı açı ortay diye başlığımız var. Ona bakalım. Üçgenin bir açısının açı ortayının karşısındaki kenarı kestiği nokta ile açının köşesini birleştiren doğru parçasına üçgenin o açısına ait açı ortayı denir. Yani şöyle bir üçgen verilsin. Buradaki açıyı tam ortadan ikiye bölen Şöyle bir doğrumuzu çizelim. İşte bu bölen doğrunun karşı kenarda oluşturduğu noktayla bu köşeyi birleştirirseniz işte şu arada kalan doğru parçasına ne diyormuşuz biz açı ortay. Açı ortay genelde N harfi ile gösterilir. Hangi köşeden çıktıysa ona göre harflendirilir. Mesela A köşesinden çıktıysa bu arkadaşa biz ne diyeceğiz? NA şeklinde göstereceğiz. Üçgenin 3 üç iç açı ortayı üçgenin içinde bir noktada kesişir. Ve bu noktaya üçgenin iç teğet çemberinin merkezi denir. Şimdi arkadaşlar bu tanımı aklınızda tutun. Çünkü bazı sorularda burası açı ortayların kesiştiği nokta demeyecek. Üçgenin iç teğet çemberinin merkezi diyecek. O zaman siz anlayacaksınız ki burası açı ortayların kesim noktasıdır. O zaman bir üçgenin Üç içi açı ortayının kesiştiği noktaya ne diyormuşuz? İç teğet çemberin merkezi. Mesela şu I noktası bu üçgenin iç teğet çemberinin merkezi. Peki iç teğet çember nedir? Üç kenara da teğet olan çemberin içerisindeki şu çembere iç teğet çember diyoruz. İşte bunun merkezi açı ortayların kesim noktasıymış. O zaman sorumuza bakalım. İşte bakın tam bahsettiğimiz şey. K noktası ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi demiş. İşte siz tanımı biliyorsanız hemen anlarsınız ki demek ki bunlar açı ortay. Çünkü iç çemberin merkezi açı ortayların kesim noktası. Bura 30 30. Bura 25 25. Burada x x. Şimdi benden ne istiyor? X'i. E, soru çok kolay oldu. 50 60 daha 110. Geriye ne kaldı? 70. 2x 70'ten x kaç gelecek? 35. Cevabımız D şıkkı. Burada bir uyarımız var. ABC üçgenin ABC köşelerine ait dış açı ortaylarının uzunlukları N üssü A. Yani şöyle diyeyim ben size. Şöyle bir üçgen olsun ABC diye. Şu B'deki dış açı iki eşit parçaya bölen şu doğru parçaya da arkadaşlar dış açı ortay uzunluğu diyoruz. O dış açı ortay uzunluğu da N üssü ile gösteriyoruz genelde. B köşesinden çıktığı için de bu şekilde yazıyoruz. Burada onu anlatıyorum. Burada da şöyle bir şey var. Dış açı ortaylar ikişer ikişer üç farklı noktada kesişirler. Ve bu noktalara üçgenin dış teğet çemberinin merkezlenir. Yani şuradan da dış açı ortayı çizelim. İşte burası şu dış teğet çemberin merkezidir. O da şöyle bir şey. İşte şöyle bir şey. İşte bunun da merkezi burası. Eğer buradaki dış açıları alırsanız arkadaşlar dış açı ortayları daha doğrusu işte o da buradaki dış teğet çemberin merkezi olur. Aynısından bir de bu tarafta olduğu için 3 tane dış teğet çember vardır. Şu kısım çok önemli. Buraya böyle yıldızlar döşeyelim. Üçgende herhangi iki dış açı ortay ile diğer köşedeki iç açı ortay bir noktada kesişir demiş. Yani olay şu. Ben size şöyle sıfırdan çizeyim. Şu yine bir üçgen. Buradan bir dış açı ortay geldi. Buradan da bir dış açı ortaya geldi. İşte ikisinin kavuştuğu yere diğer köşeden üçüncü gelen arkadaş da mecburen açı ortaydı. O zaman bir noktaya giden iki açı ortayla üçüncü gelen doğru da mecburen yine ne olacak? Açı ortay. O zaman bize şöyle soracaklar. Bu üç arkadaşı vermeyecekler. İkisini verecekler. Biz ne yapacağız? Üçüncüyü çizip bu da açı ortaydır diyeceğiz. Mesela bu soruda olduğu gibi. Bakın ben şunu şöyle hafifçe uzatsam. 60-60-120 şu dışa çarpmış olur mu? Peki bunu da hafifçe uzatsam. 80-50-130. 180'den çıkartın burada 50 olur mu? Şimdi bakın dikkat edin. 50-50 açı ortay. 60-60 açı ortay. Nerede birleşmişler? D'de. O zaman bu arkadaş da D'ye geldiği için mecburen ne olacak? Açı ortay. Şimdi i̇şte ben böyle hemen tık, tık çözdüm ama insan aklına bu gelmez. Yani böyle 60-60 bu da 60. 80-50 bu da 50 demek. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. İki açı yan yana geldiyse hemen onların bütünlerini düşünün. Yani 80 50 130. 180 için ne lazım? 50. Zaten bunu bir kere düşündünüz mü? Hemen aklınıza gelir. Bunu uzatıp buradaki açı ortayı göreceğiniz. O zaman artık buranın da açı olduğunu keşfettiğimize göre x'i bulmak çok kolay. A, B, C üçgeninde. C açısı 80. A açısı 60, 140. Buraya ne kaldı? 40. 2x 40'tan x eşittir 20. Cevabımız C şıkkı. Bir önemlimiz var arkadaşlar. Şimdi bu önemliyi bilmeseniz de soruyu çözersiniz. Mesela bilmediğimizi farz edelim. Soruya bakıyorum. ABC üçgen, açı ortaylar 50. Ben x'i istiyorum. Şimdi bir soruda açı ortay varsa ve açı sorusuysa hemen açı ortaylar harflendirin. AA dedim, BB dedim. Sonra büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgenin açılar toplamı 180. ve Burası 50 ise demek ki 2A artı 2 b ne olacak? 130. Peki 2 artı 2 b 130 her tarafı 2'ye bölün. A artı B ne gelecek arkadaşlar? 65. Şimdi Denizli, Bursa, Ceyhan üçgenine bakın. İç açılar toplamı. Yani A artı B artı X eşittir 180 olmayacak mı? E A artı B 65 ise X'e ne kalacak? 180 65. 115 cevabımız D şıkkı. Bakın önemliyi bilmeden de soruyu ne yaptım? Çözdüm. Ha, önemli ne diyor? Diyor ki İki tane açı ortayın kesiştiği yerdeki açı yani şu x diğer açının yarısıyla 90'ın toplamını eşittirdi. Ha sanki işimizi daha pratikleştiren bir şey gibi. Bakalım hakikaten işe yarıyor mu? x eşittir 90 artı diğer açının yarısı yani 50'nin yarısı. 50 bölü 2 25. 90 da 115. Hakikaten sağlıyor. Biz de zaten 115 bulmuştuk. Ha bunu bilmeli miyiz? Aklımızın bir ucunda bulunsun. Unutursak Hiçbir zararı yok. açıortayı ortayı harflendirirsek zaten sonuca gidebiliyoruz. Mesela bu da onun gibi bir soru. Bu sefer diyor ki eğer bu x'ler yani bu kesişen açı ortaylar içeride değil de dışarıda olursa x bu sefer diğer açının yarısıyla 90'ın farkını eşittir diyor. Yani o zaman ben bu soruyu direkt çözeyim. x kime eşit işte arkadaşlar? Söyleyin bana. 90 eksi 70 bölü 2. Yani 70 bölü 2 35. 90'dan çıkarsa kaç gelecek? 55. Bir de ne yapalım? Ya hocam formüle bizi uğraştırma diyen arkadaşlar için çözelim. Hemen bunlara AA BB dedim mi? Şimdi bakın AA BB kim? Dış açı. O zaman bu 70'i kullanamam. Hop uzattım. Bunun dış açısı kaç? 110. Onu kullanın. Söyleyin bakayım dış açıları bana. 2A 2B 110. Toplamları kaç olacak bu sefer? 360. Dış açılar toplamı 360. Ve bu her şekil için geçerli doğru mu? Bütün çokgenlerin üçgen, dörtgen, beşgen, ongen, yüzgen hepsinin dış açılar toplamı kaç derece? 360. Bunu unutmayın. O zaman 2A artı 2B eşittir 250'den. Her tarafı 2'ye bölün. A artı B ne geldi? 125. Şimdi şu üçgene bakın. İç açılar toplamı A artı B artı X eşittir 180 değil mi? E bu yavru 125 ise X'e ne kaldı? 55. Bu şekilde de ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Bir önemlimiz daha var. Şimdi iki tane önemli gördük. Neydi orada? İki iç açıortayın kesiştiği yer. X 90 artı A bölü 2 idi. Peki iki dış açıortayın kesiştiği yerdeki X neydi? 90 eksi A bölü 2 idi. Burada ne var? Bakın burada bir iç açıortay, bir de dış açıortay ortay var. Ha, bu sefer bir iç bir de dış açıortay ortay. Var. Onların arasındaki X ise Diğer açı yani A'nın yarısına eşit. Ha bu birazcık farklı. Demek ki A neymiş arkadaşlar? 2x oluyormuş. O zaman hemen örneğimize bir bakalım. Bakıyorum burada hiç açı ortay yok ki. Ha bakın yan yana iki açı var. Ne demiştim size? Yan yana iki açı görürseniz hemen onların bütünlerini düşünün. 70-55 kaç eder? 125. 180'den 125 çıkartırsam 55. Demek ki ben bunu uzatırsam burada 55 oldu mu? Şimdi dikkat. Bu yavru açı ortay. E bu yavru da açı ortay. O zaman ikisinin kavuştuğu yere üçüncü gelen bu arkadaş da açı ortay. E bu nasıl açı ortay? Şunu uzatırsanız şöyle. işte dış açı ortay. Şöyle yapalım. Peki ne oldu şimdi? Peki böyle olunca bakın bir içeriden açı ortay geldi. Bir de dışarıdan açı ortay geldi. Aralarındaki x ise a açısı. Yani diğer açı neydi arkadaşlar? 2x. O da kim eşit? 70'e mi? 2x eşittir 70'ten x eşittir kaç gelecektir? Pardon. 35 cevabımız B şıkkı. Yükseklik diye bir başlığımız var şimdi. Üçgenin bir köşesinden karşı kenara veya bu kenar üzerinde bulunduran doğruya indirilen dikmeye üçgenin o kenarına ait yüksekliği denir. Yani şöyle bir tane üçgen düşünün. ABC diye. BC kenarına karşısındaki A köşesinden indirdiğimiz bu dikmeye ne diyoruz? Yükseklik. Bunu nasıl gösteriyoruz? H harfiyle. Yani şu şekilde gösteriyoruz. A'ya ait yükseklik. Bir üçgenin tahmin edeceğiniz üzere 3 tane yüksekliği var ve bu üç yüksekliğin kesiştiği noktaya da üçgenin diklik merkezi denir. Ha bir tanım daha aklımızda tutmamız lazım. Bunu bilmek gerekiyor. O zaman diklik merkezi deyince ne anlayacağız? Yüksekliklerin kesim noktası. Ve bu akılda kolay tutulur bir şey sanki. Diklik merkezi diklerden oluşacak. Yani yüksekliklerden oluşacak deyip yüksekliklerin kesim noktası olduğunu aklımızda tutabiliriz. Burada da şunu unutmayın arkadaşlar. Mesela şöyle bir üçgen çizeyim ben size. Bu arkadaş dik olsun. Bu arkadaş dik olsun. Yani bunlar yükseklikler olsun. İşte bu ikisinin kesiştiği yer şurası diklik merkezidir. Esasında üçüncüye ihtiyaç yok. İkisinin kesiştiği yere diklik merkezi diyebiliriz. Peki üçüncüyü çizsem nereden geçecek? O zaten mecburen buradan geçecek. Onun başka bir yerden geçme lüksü yok. Onun için diklik merkezini bulmak için 3 yüksekliğe değil 2 yüksekliğe ihtiyacımız var. Ama işte ağız alışkanlığı 3 yüksekliğin kesiştiği noktaya diklik merkezi diyoruz. Bu aynı şey açı orta için kenar orta için de yine geçerlidir. Mesela K noktası üçgenin diklik merkezi. O zaman bu K noktasından geçen doğrular birer yükseklik. Yani ben bu BK'yı uzatırsam ne olmak zorunda? Yükseklik. CK'yı uzatırsam ne olmak zorunda? Yükseklik. Hatta gelir şu arkadaşı çizersem bu da ne olmak zorunda? Yükseklik. Çünkü o noktadan geçiyorsa ve o nokta diklik merkezi ise mecbur yükseklik. Şimdi gerisi kolay açıları tek tek bulup yazacağım. Şimdi burası 60 derece tamamı. Burası 90. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 30. E burası 60, ters açı burası 60, 90 60. Burası ne oldu? 30. Şimdi şurası kaç derece arkadaşlar? 40. E burası 90. Demek ki burası 50. 30 buradaysa bu arkadaşa ne kaldı? 20. O zaman burası 70, burada ne oldu? 70. Bakın hepsi tıkır tıkır zaten çıkıyor. Şimdi bakın burası 90, burası 50. Demek ki burası neymiş? 40. O zaman burası 50. Burada haliyle 50. E her yeri buldum bakın size ekstradan. Ne istiyor ki benden? K, C, B. K, C, B. Yani şu 30. Eksi A, C, K. A, C, K. Yani şu 20. Ha, 30 eksi 20'yi soruyor. 10. Cevabımız D şıkkı. Örnek 11'e bakalım. A, C, D açısı. B, D açısına eşit. Evet doğru. X vermiş. A noktası ABC üçgenin diklik merkezi olduğuna göre. Ha, şimdi bakın bu soru çok çok önemli. Biz ne diyoruz? Şu üçgen olsun. Bu yüksekliği çizin. Bu yüksekliği çizin. Aha burası diklik merkezi diyoruz. Doğru mu? Yalnız bu sefer ABC üçgenin diklik merkezi A köşesiymiş. Yani bizim yüksekliklerimiz demek ki A köşesinde birleşiyor. O zaman bunun gibi olması mümkün değil. Çünkü burada içeride kesişiyor. Ama burada köşede kesişiyor. O zaman şimdi can alıcı bilgiyi veriyoruz. Bir üçgenin diklik merkezi eğer herhangi bir köşede ise o köşe 90 derecedir. Yani şurası 90 derece. Ki zaten mantıklı olan da bu. Bu diklik merkezi ise B'den çıkan yükseklik A'ya geç geç A'dan geçmeyecek mi? O zaman ben bunu çizersem bu 90 olmalı. Aynı şekilde C'den çıkan yükseklik de A'dan geçmeli. O zaman bu da 90 olmalı. Ha, demek ki A köşesi ne olmalı? 90 olmalı. Bu bilgiyi unutmayın. Diklik merkezi bir köşede ise o köşe 90 derecedir. Şimdi X'i bulalım. Nasıl bulacaksak? Hemen bakalım. Şu eşit açıları harflendirelim mi? Buraya A diyelim. Buraya da A diyelim. Şuraya da B diyelim. Adana Denizli Ceyhan üçgeninde A artı B 90 derece oldu mu? Peki şu yavruyu görüyor musunuz? A artı B 90 ise X'e ne kaldı? 90. Cevabımız B şıkkı. Orta taban diye bir başlığımız var arkadaşlar. Bir üçgenin iki kenarının orta noktalarını birleştiren doğru parçasına üçgenin orta tabanı denir. Yani şu. Şöyle bir üçgen hayal edin. Herhangi iki kenarın orta noktası. Değişiklik olsun. Bu arkadaşlar bu arkadaş bunlar orta noktalar. Birleştirdiğinizde buna ne diyormuşuz? Orta taban. Özelliği ne? Diğer tabanın yarısı kadardır. Yani burası x ise bu arkadaşın boyu x bölü 2'dir. Ve bu buna paraleldir. Bunu asla unutmuyoruz. Orta tabanda gene sene sonuna kadar göreceğiniz bir bilgi. Karşınıza çıkacak bir bilgi. Muhteşem üçlü gibi bu orta tabanı da asla unutmuyorsunuz. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. ABC üçgen. Bakın orta noktalar var. D ve E. Şurada bir şey yazmış. EF'ye K dersek BC 2K'ymış. Sonra 40'a 50'yi vermiş. Benden X'i istiyor. Şimdi bir soruya baktığınız zaman eğer soruda yan yana eşitlik görürseniz bakın A, E, e eşit. Yan yana eşitlik. Ya da A, D, D eşit. Yan yana eşitlik yan yana eşitlik görürseniz hemen aklınıza orta taban gelsin. İlk gelecek şey orta taban. O zaman ben şu DE'yi çizersem bu DE bizim BC'nin nesi olur? Orta tabanın. Uzunluğu BC'nin yarısı kadar olacak. E burada 2K ise yarısı ne olur? K. burada K'ydı. Ha i̇kiz kenar yakaladık. Bir de ne demiştik? Orta taban esas tabana neydi? Paraleldi. O zaman ben burada paralelliği kullanarak soruyu bitirebilirim. Nasıl? Bakın şu Z'yi görüyor musunuz? O zaman burası 40 ise Z'den buradan olur 40. İkiz kenar 180'den 40'ı çıkar 140. Buralar 70 70 mi arkadaşlar? İşte soru bitti. İsterseniz buradaki 70'i Z'yi kullanarak buraya taşıyın. 70 50 120 X'e kaldı 60 deyin. İsterseniz burası 50 ise burası 130'dur deyin. 70'i buradaysa X'e 60 kaldı deyin. Artık orayı size bırakıyorum. Cevabımız B şıkkı. Bir başlığımız daha var. Kenar orta dikme. Bu da esasında çok Türkçe bir kelime. Kenar, orta, dikme. Yani bir kenar düşüneceksiniz. Onun ortasından bir tane dikme geçecek. Olay bu. Bir üçgenin kenarlarına orta noktalarında dik olan doğrulara üçgenin kenar orta dikmeleri denir. Yani şöyle düşünün. Şöyle bir üçgen olsun. Değişiklik olsun. Bu sefer şu AC'ye bakalım biz. AC'nin orta noktasını belirledikten sonra bu noktadan geçen şu dik doğruya kenar orta dikme diyoruz. Kenar orta dikmelerin herhangi köşeden geçme zorunluluğu yok. Geçebilir de geçmeyebilir Ama mesela kenar ortay köşeden geçecekti. Açı ortay köşeden geçecekti. Yükseklik köşeden geçecekti. Ama kenar orta dikmenin öyle bir zorunluluğu yok. Mesela burada gördüğünüz gibi herhangi bir köşeden geçmiyor. AC'nin ortasından geçiyor. BC'nin ise neresinden geçtiği belli bile değil. Demek ki kenar orta dikme birazcık diğerlerinden bu konuda farklı. Şimdi bir üçgende kenar orta dikmelerde yine bir noktada kesişiyor. Bu özel doğruların ortak özelliği hepsi bir noktada kesişiyor. Açı ortay bir noktada kesişiyor. Yükseklik bir noktada kesişiyor. Kenar ortaylar bir noktada kesişiyor. Aynı şekilde kenar orta dikmeler de bir noktada kesişiyor ve bu noktaya da çevrel çemberin merkezi deniyor. Yani gelir ben şu üçgenin çevresine bir çember çizersem buna çevrel çember diyoruz. Bunun merkezi tam kenar orta dikmelerin kesiştiği yerdir. Dar açılı üçgende bu çevrel çemberin merkezi yani kenar orta dikmelerin kesiştiği yer üçgenin içindedir. O zaman birisi size dese ki ben bir tane çevrel çember çizdim. Merkezi içeride kaldı. Ne diyeceksiniz? Demek ki bu dar açılı üçgen. Peki dik açılı üçgenlerde nasıl oluyor ona bakalım. Dik açılı üçgenlerde arkadaşlar çevrel çemberi çizerseniz hipotenüs çap oluyor arkadaşlar. Hatta belki hatırlarsınız eski çember bilgilerinizden. Çapı gören açı kaç dereceydi? 90. İşte burası 90 derece olduğuna göre bu BC çap olmalı. O zaman çevrel çemberin merkezi de bu hipotenüsün tam ortasında olmalı. Ha, burada o zaman bir ekstra bilgi var. Eğer üçgeniniz dik açılı üçgense çevrel çemberin merkezi hipotenüsün tam ortasındaymış. Eğer üçgeniniz geniş açılı üçgense arkadaşlar bu çevrel çemberin merkezi üçgenin dışındadır. Bu dar açılı ve geniş açılı da içinde ve dışında olması pek sorularda karşınıza çıkacak bir şey değil. Ama bu arkadaş çıkar. Dik açılı üçgende çevrel çemberin merkezi yani kenar orta dikmelerin kesiştiği yer hipotenüsün tam ortasıdır. Sorumuza bakalım. Açı ortay var. 40 derece var. Bizden x'i istiyor. Bir de demiş ki de yani şu arkadaş BC'nin orta dikme doğrusu. Yani BC'yi ortalayan dik doğru. Şimdi burada bir parantez açalım. Bir soruda kenar orta dikme varsa orada %100 bakın %100 ikiz kenar vardır. O ikiz kenar ya gözükür ya da siz bir hamle yaparsınız ondan sonra gözükür. Mesela bu soruda gözüktü. Neden gözüktü? DE'ye dikkat edin. Hem yükseklik hem de kenar ortay oldu mu? O zaman bu üçgen ikiz kenar yani DBDC'ye eşit. Bunu unutmayın. Kenar orta dikme varsa %100 bakın bu oran %100 yüzde %99 değil. Hiç istisnası yok. %100 orada ikiz kenar vardır. O zaman burası 40 ise burada 40. İkiz kenar madem. E açı ortay demek ki burada 40. Ha, 80, 40 daha 120. X'e ne kaldı? 60. Cevabımız D şıkkı. 14'e bakalım. Ha, kendin çiz, kendin çöz sorusu en sevdiklerinizden. Diyor ki B açısı 25 derece olmak üzere bir ABC üçgeninin AB kenarının orta dikmesi BC kenarının B ve C'den farklı olan E noktasında kesmekte. Yani şöyle bir üçgen çizelim ABC diye. Bakın şöyle bir üçgen çizdim ABC diye. B açısı 25 derece olacak değil mi? Şimdi gidip de buraya 25 yazmanın bir anlamı yok. Niye? E burası 25 ise bu arkadaş 25'ten daha da küçük olacak değil mi? Yani sıkıntı çıkacak. O zaman olabildiğince şekilleri çizerken birazcık gerçeğe yakın olmasına dikkat edin. O zaman B'yi buraya değil şu köşeye yazın değil mi? Yani bu üç açıdan hangisi daha çok 25'e benziyor? Bu. O zaman gelip buraya 25 yazalım. B köşesini buraya taşıyalım. Onun için böyle çizerken biraz gerçeğe uygun olmasını çiz. Mesela ABC açısı 25 derece diyor. Görüyorum ben bazen çocuk geliyor böyle çiziyor. Sanki eşkenar üçgen gibi. Ondan sonra soru çözemiyor. Çünkü çizdiği şekilde soruda verilen birbirini tutmadığı için zihin zorlanıyor. İkisini bir kullanamıyor. Onun için birazcık gerçekçi çizmeye çalışın. 25 derece e işte tahmini böyle bir şey. Ne diyordu? AB kenarının orta dikmesi. Şimdi AB kenarının orta dikmesi ne demekti? Önce AB'nin ortasını buluyorsunuz. İşte tahmini burası. Buradan bir tane dik doğru geçiriyorsunuz. İşte bu. Diyor ki AB kenarının orta dikmesi çizdik. BC kenarının B ve C'den farklı olan E'de kesiyormuş. Ha, burası E'ymiş. AC, EC'ye eşitmiş. Bu arkadaş bunu eşitmiş. Benden ACB açısını istiyor. Şu yavruyu istiyor bizden. E buluruz. Ne demiştik? Bir soruda kenar orta dikme varsa %100 ikiz kenar var. Bazen gözükür Bazen de siz bir hamle yaparsınız. öyle gözükür. Mesela bu sorudaki ikiz kenar gözükmüyor. Ama gelir A, e çizerseniz. Ha bakın şu arkadaş hem yükseklik hem kenar ortay olduğu için. E, B, A, e eşit oldu. İşte ikiz kenar gözüktü. Buraya 25 ise burada 25 oldu mu? Kuralı hatırlıyoruz değil mi bu arada? Neydi kural? Bir üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa. Bu üçgen ikiz kenar üçgendi ve burası da neydi? Açı ortaya değil mi? Buraya 4 özellikten ikisi varsa diğer ikisi de mutlaka olmalı diyorduk. Unutmayalım. O zaman 25, 25 daha dış açı 50 bulduk. E, i̇kisi kenar. Burada 50 ise burada 50. 50, 50, 100. Bana sorulan yer 80. Cevabımız E şıkkı. 15'e bakalım arkadaşlar. Son sorumuz. Konu anlatımındaki. ACB 70 derece. ABC üçgenin AB kenar üzerinde bir D noktası işaretlenmiş. ABC üçgenin kenar orta dikmeleri BC üzerindeki bir K noktasında kesişmektedir. Ha bu üzerinde durduğumuz şey. Neydi? Bir tane üçgen vardı. Neydi o üçgen? Dik üçgen. Dik üçgende kenar orta dikmeler hipotenüsün tam ortasında kesişiyor. Doğru mu? O zaman BC'nin üzerindeyse demek ki bu üçgen dik üçgen olmalı. Çünkü dar açılı üçgende içerideydi. Geniş açılı üçgende dışarıdaydı. Bu kenar orta dikmelerin kesim noktası. Dik üçgende ise de kenarın ortasındaydı. O zaman BC kenarı üzerinde ise ki zaten ortasında onu da biliyorum ben. Bu üçgen nasıl üçgen olmalı? Dik üçgen olmalı. Peki neymiş? K noktası da kesişiyorlar. O zaman burası K. Sonra demiş ki AD'ye T derseniz BC 2T. E K orta noktaydı. O zaman buralar TT geldi mi? E bizden ne istiyor? D K B açısı. O zaman şunu çizersek işte benden şu açıyı bulmamı istiyor. Artık bulabiliriz gibi değil mi? Bakın 90'ın karşısında kenar ortay var. Hemen şunu şöyle çizersem ben muhteşem şu bu da T olur mu? Ha TT ikiz kenarı yakaladık. Buraya te buraya t, bura t, x kenar. Buraya 70 ise buraya 70 oldu mu? Köşe 90 buraya 20 kaldı mı? 180'den 20 çıkar. 160 2'ye böl 80 80. Peki hala 70 70 140 burası 40 oldu mu? Ha, 80 40 120. Benden istenilen yavruya kaldı 60. Cevabımız D şıkkı. Ödev testlerimize başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz ACB 44 derece eşitlik vermiş. Bizden DBA. Şu yavru istiyor. Şimdi 90'dan gelmiş kenar ortay. Neydi? Muhteşem şu değil mi? Bu kenar ortay da onlara eşit oluyordu. E bu hareketi yapınca zaten soru bitti. İkiz kenarı görüyorsunuz. O zaman bura 44 ise burada 44. 90'dan 44'ü çıkar. 46. Cevabımız A şıkkı. 2'ye bakalım. Genel bakın 90'dan gelmiş bu iki arkadaş birbirine eşit. Neydi kural? Şöyle hemen hatırlatalım kenarda. 90 dereceden kenar ortay geldiğinizde bu kenar ortay uzunluğu hipotenüsün yarısıydı. Yani bu üç arkadaş birbirine eşitti. Bize sorularda ikisini verecekti. Biz de üçüncüyü eşit olduğunu gösterecektik. Bakın bana bu ikisinin eşit olduğunu vermiş mi? O zaman ben de bu üçüncü de onlara eşittir deyip Artık soruyu çözebilirim. Muhteşem üçlüyü tamamladım. Şimdi burada x kenarı görüyor musunuz? Burası 20 ise 180'den 20'yi çıkar. 160. Demek ki buralar 80. 80. Peki BD, DC. O da x kenar. Burası 20 ise burada 20 geldi mi? E 20, 20, 40. Geriye ne kaldı? 140. 80'i ise x eşittir 60. Cevabımız D şıkkı. 3'e bakalım. Açı ortaylarımız var. Benden x'i istiyor. Bunun bir tane önemli diye bir kuralı vardı. İster oradan yapın. isterseniz ola unutursanız ne yapardınız? Öyle yapın. Ne yapardık? E bir üçgende açı ortay varsa ve açı sorusuysa ne yapıyorduk? Harflendiriyorduk. Hemen AA diyelim bunlara. Buna da BB diyelim. İç açılar toplamı 40 artı 2A artı 2B eşittir 180'den. At bu yavruyu bu tarafa. 2A artı 2B eşittir 140. Her tarafı 2'ye bölün. A artı B ne oldu? 70. O zaman A artı B 70 ise X'e ne kaldı? 110. Peki bunun kuralı neydi arkadaşlar? Bir üçgende iç açı ortaylar bir noktada kesiştiyse aradaki açı X 90 ile diğer açının yarısının toplamına eşitti. Değil mi? Yani 90 artı 20 110. Cevabımız C şıkkı. 4'e bakalım. Bunda gene bir kuralı vardı galiba. Neydi o kural? İçeriden bir açı ortay gelirse. Dışarıdan bir açı ortay gelirse. Aralarındaki açı x ise. Diğer açı yani açı ortay olmayan o üçüncü açı 2x'ti. O zaman 2x eşittir 100'den. x eşittir 50. Cevabımız c şıkkı. 5'e bakalım. Açı ortay verilmiş 50x. Şimdi bunları görüp Direkt soruya dalarsanız bu soruyu hayatta çözemezsiniz. Mümkün değil. Size daha önce de söylemiştim. Yeri geldi bir daha söylüyorum. Lütfen soruların tamamını okuyun. Bilakis geometri sorularında. Çünkü genelde bütün veriler şeklin üzerinde olduğu için direkt şekle dalıyorsunuz. Sonra çözemiyorsunuz. Mesela aranızda bu soruyu çözemeyen varsa bu çözemeyenlerin %70'i 80'i tahminimce soruyu okumadığı içindir. Bakın sorunun devamında şöyle bir şey var. ABADC ADC üçgeninin yüksekliklerinden biriymiş. Ha, o zaman bu AB yükseklikse burası kaç derece? 90. Eğer bu bilgiyi okumazsanız buranın 90 olduğunu bilemezsiniz. Soruyu da çözemezsiniz. Şimdi çok rahat çözülürüm bakalım. Burası 90. ve bura 50 ise bura 40. Açı ortay. 20-20 oldu mu? 50-20-70. 180'den çıkar. X'e ne kaldı? 110. Bakın çok rahat çözülüyor. Ya da neydi Kural. 90 ile 20'nin toplamı 3. açının sırtına eşit. 90 artı 20 110. 6'ya bakalım. Yukarıda verilen ABC üçgen için bla, bla 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 hangileri doğrudur demiş. Şu 3. açıyı bulalım. 50 30 80 burada kaç derece? 100 derece. Diyor ki bu üçgen geniş açılı üçgendir. Evet, 100 dereceye barındırdığı için bir geniş açıyı barındırdığı için geniş açılı üçgendir. A kenarına ait yükseklik üçgenin iç bölgesidir demiş. Hemen bakalım. A kenarına ait yükseklik o zaman A köşesinden çıkar. Ha buradan indirirsek diki. Evet yükseklik üçgenin içerisinde oldu. Bu da doğru. C kenarına ait yükseklik. Ha şimdi bunu beraber şöyle temizleyelim. Öyle bakalım. Üçgenin dış bölgesi Niye böyle bir şey demiş ki bakalım. Şurası kaç dereceydi? 100 değil mi? Şimdi C'den indirelim diki. Hop indirdim diki. Ha bunun böyle olması saçma oldu değil mi? Neden? Bakın 100 burada, 90 da burada var. 190, e 180'i geçtik. Bu açın ne oldu? -10 oldu ki öyle bir şey mümkün değil. Ha geniş açılı üçgenlerde demek ki geniş açının bulunduğu köşe haricindeki diğer köşelerden yani B ve C köşelerinden çıkan yükseklikler üçgenin dışında olur. Nasıl olur? Şu arkadaşı birazcık uzatırsınız. İşte burada olur. Hakikaten şimdi buraya kaç? 80, 90, buraya da 10 kalır. Hiçbir problem kalmaz. O zaman bu aklımızda. Geniş açılı üçgenlerde, geniş açıdan inen dik içeride, diğerleri ise dışarıda. Dolayısıyla bu da doğru. Yani alayı doğru cevabımız E şıkkı. İkinci testimize bakalım. Bla bla diyor ki yukarıdaki verilere göre AB kenarına ait yükseklik ile AB kenarına ait yükseklik şu yavrum. Çizdim. 90'ı koyduk buraya. Bununla BAC açısına ait açı ortay doğrusu. O da bu. E, F noktasında kesiştiğine göre. Demek ki burası F'miş. AFC. Benden şu açı istiyor. Evet. Verileri doğru yazdıktan sonra çözmesi kolay. Şimdi burası 90 derece. 68 de burası. Demek ki burası 22. 90, 68, 158, 180'den çıkar 22. E tamamı 40. 22 buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 18. Peki 68, 40 daha 108. 180'den çıkar 72. Açı ortaylarımız 36, 36. Ha, 36, 18 daha 54. 180'den çıkartırsak 126. Ya da bura 90 değil mi? 90 36'nın 36 toplamı dış açı 126. Cevabımız D şıkkı. İkiye bakalım. K noktası ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi. Hemen bir hatırlayalım önce. İç teğet çemberin merkezi neydi? İç açıortayların kesim noktası. O zaman bu BK ne olmak zorunda? Bir iç açıortay. L ise dış teğet çemberin merkezi. O da neydi? Dış açıortayların kesim noktası. O zaman şu BL bir dış açıortay olacak. Nasıl olacak? Şu arkadaşı birazcık uzatmamız gerekecek, değil mi? İşte bu da bir dış açı ortay. Benden x'i istiyor. 25'i vermiş. Ha bakın buraya a a diyelim mi? Buraya da b b diyelim mi? 2a artı 2b 180 ise a artı b ne olur? 90. Demek ki bu ara kaç dereceymiş? 90. E burası 25 ise x'e kaldı 65. Cevabımız d şıkkı. 3'e bakalım. ABC üçgen. a e t dersek dedik. e 3 t'ymiş. 65'i vermiş. Eşitliği vermiş. Benden x'i istiyor. Şimdi bir soruda yan yana eşitlik varsa aklınıza ilk ne gelecekti arkadaşlar? Orta taban. O zaman ben bu D noktasından BC'ye bir paralel çizersem orta tabanın şartı neydi? Esas tabana paralel olmalı. Doğru mu? İşte bir paralel çizersem bu DK BC'nin orta tabanı olur. Peki orta tabanın özelliği neydi? Sadece bir tarafı iki eşit parçaya bölmez. Karşıyı da iki eşit parçaya bölerdi. Doğru mu? O zaman tamamı 4T ise kaç kaç bölecek? 2T 2T. E T'si buradaysa buraya da ne kaldı? T. Peki burada 90 ise paralellikten burada 90 mı? Ama bakın ekstra bir şey daha geldi. 90'dan gelen kenar ortay TT. O zaman muhteşem üçlü. Buradan olacak T. Böylece A, E E, T, ikiz kenar oldu. Peki burası 65, burası 90 ise buraya 25 kalmaz mı? E TT ikizkenarsa x de 25. Cevabımız C şıkkı. 4'e bakalım. ABC 50 derece olmak üzere DE BC'nin orta dikme doğrusu. Yani burası orta, burada dikme. Ne demiştik? Bir soruda orta dikme varsa %100 ikizkenar var. Nasıl ikizkenar var? İşte gelir. Şunu çizerseniz bu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşit. Neden? Çünkü DE hem kenar ortay hem yükseklik. İkisi beraberse diğer ikisini de biz koyuyorduk. İkiz kenar ve şurası da açı ortay. Bana bir şey daha demiş. AC BK'ya eşitmiş arkadaşlar. Ha, bu K nerede bakalım. AB ve DE doğruları K noktasında kesişmekteymiş. Ha, ben bunu demek ki şöyle birazcık uzatsam. Bunu da şöyle uzatsam. İşte şurası ne olacak arkadaşlar? K olacak. Şöyle bunu birazcık aşağıya çekelim isterseniz. İşte şurası K olacak. Neymiş? AB ile DE doğruları K'da kesişiyor. Bu AB ile DE kesişmediği için ne yapıyorum? Bunları uzatıyorum. Kesiştikleri noktayı buluyorum. AC'de BK'ya eşitmiş. AC BK işte. Ha şimdi bakın. Çok uyuz bir eşitlik vermiş. BK burası. AC burası. Ne demiştik? Kenar ortadık mı varsa kesin X kenar vardır. Ben ne yaptım? BD'yi çizdim. X kenarı buldum. Ama şu anki haliyle hiçbir işe yaramıyor. O zaman ben şunu sileyim. Başka bir X kenar bulmaya çalışayım. Gene bu arkadaş buna eşit. Bura 90. Orada bir sıkıntı yok. O zaman CK'yı çizersem şimdi gene X kenar olmaz mı? Bursa. Kastamonu. C üçgene bakın. KE hem yükseklik hem de kenar ortay. Şimdi ne oldu o zaman? Bu arkadaşla bu birbirine eşit oldu. Peki AB AC'ye eşit değil miydi? O zaman bununla da bu ikizkenar kenar oldu. Demek ki bu iki çizgi ise bu da iki çizgi. Artık soru kolay. Burası 90 mı? Burası 50 ise buraya ne kaldı? 40. Peki bu yükseklik kenar ortay aynı zamanda açı ortaydı. Burada 40 oldu mu? 40 40 80. İkiz kenar burada 80. 80 80 160. Buraya ne kaldı? 20. Peki buraya 50 ise burada 50. 20'si buradaysa buraya ne kaldı? 30. Benden A, C, B açısını istiyor. Cevabımız C şıkkı. 5'e bakalım arkadaşlar. Diyor ki A, C, T derseniz B, D. 2 T. Buna göre D, A, C. Benden X'i istiyor. Şimdi Adana, Bursa, Denizli üçgeni, dik üçgen. Bir soruda dik üçgen görürseniz aklınıza ilk Pisagor bağıntısı gelecek. Eğer Pisagor bağıntısını uygulayamıyorsanız hiçbir kenarı belli değil uygulayamayız. Ki zaten daha görmedik. Üçgende açılardayız. Aklınıza gelecek ikinci şey muhteşem üçlü. Bir Pisagor olmazsa iki muhteşem üçlü. Hemen bakın muhteşem üçlü için kenar ortaya çiziyorum. Bu iki T'yi TT böldük mü? E 90'dan gelen kenar ortay. Muhteşem işte. O zaman burada T olmaz mı? Bakın bura T. Bura T. İşte bir X kenar daha yakaladık. Artık soruyu çözeriz. Burası X. ikizkenar kenar şurada X olmaz mı? Peki T, T ikiz kenarda. Burası X ise burada X olmaz mı arkadaşlar? Ha bakın soru bitmek üzere. X, X. 2X dış açıyı verdi mi? E, T, T ikiz kenar. Bura 2X ise burada 2X oldu mu? İşte soru bitti. X, X. 3x. Yani toplarsak 5x eşittir 180'den. x eşittir 36. Cevabımız D şıkkı. 6'ya bakalım arkadaşlar. A, D, D, eşitmiş. Evet 20 dereceyi vermiş. Benden x'i istiyor. Şimdi bu soruyu çözerken şöyle yapacağım. Önce şu arkadaşı uzatacağım. Bu arkadaşı uzatacağım. Şöyle daha güzel çizelim. İşte şurada bir A, C, K üçgen oluşturacağım. Niye böyle bir şey yaptık? Çünkü bakın şu C, D yükseklik olmuş. Burada da bir eşitlik var. Sanki oradan bir X kenar yakalayabilirim gibi. Ama önce neyi göreceğiz? Muhteşem üçlüyü. Nerede o muhteşem üçlü? İşte burada bakın. Burası 90 mı? Bu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşit verilmiş mi? E 90'dan gelip bu ikisi birbirine eşit oluyorsa üçüncü de eşit olmak zorundaydı. Muhteşem üçlü. İşte hayalime kavuştum. CD hem yükseklik hem kenar ortaya oldu mu? O zaman bu üçgen ikiz kenar ve aynı zamanda burası ne oldu? Açı ortay. O zaman şurası 20. Burası 90 ise buraya 70 kalır mı? E ikiz kenar. 180'den 70 çıkar 110. Demek ki buralar 55-55 mi? E, büyük üçgen ikiz kenardı. 55 ise burada 55. 55 55 110 buraya ne kaldı 70 2x 70'ten x 35 cevabımız B şıkkı ve yeni nesil sorularımıza bakalım arkadaşlar birim kareli kağıtta verilen üçgenlerden hangilerinin çevrel çember merkezinden ve diklik merkezinden geçen doğru aynı zamanda üçgenin herhangi bir köşesinden geçer demiş. Şimdi diklik merkezinden geçen bir doğrunun Üçgenin herhangi bir köşesinden geçmesinde hiçbir problem yok. Bu olabilir. Mesela bakın şöyle rastgele bir üçgen. Şurası diklik merkezi olsun. Köşeden geçip diklik merkezinden geçiyorsa bu zaten yükseklik olur. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu olabilir. Ama şu arkadaş enteresan. Çevrel çemberin merkezinden ve köşeden geçecek, doğru mu? Neden? Çünkü şöyle bir şey anlatmıştım ben size konu anlatım kısmında. Belki hatırlarsınız. Çevrel çemberin merkezi neydi? Kenar orta dikmelerin kesiştiği yerdi. Ve kenar orta dikme doğrusu diğerlerinden birazcık farklıydı. Onun köşeden geçme gibi bir zorunluluğu yoktu. Mesela şöyle bir üçgen düşünün. Bu arkadaş kenar orta dikme olsun. İşte şu köşeden geçmek zorunda değildi. Böyle ortadan da zart diye geçebilirdi. Fakat bizden istenilen kenar orta dikme köşeden geçecekmiş. Nereden anladım kenar orta dikme olduğunu? Çünkü çevrel çemberin merkezin oluşturanlar kimdi? Orta dikmelerdi. O zaman şöyle bir görüntü elde edeceğim yani. Şu arkadaş hem ortalayacak hem dik olacak hem de köşeden geçecek. Ha, o zaman bu arkadaş mecburen ne olmak zorunda? İkiz kenar olmak zorunda. Çünkü ikiz kenar üçgende hem yükseklik hem kenar ortay aynı doğruydu. Doğru mu? O zaman bizim yüksekliğimizin ve çevrel çemberin merkezinden geçen yani kenar orta dikmemizin herhangi bir köşeden geçebilmesi için bu üçgenin ne olması lazımmış? İkiz kenar. Bunu keşfettikten sonra 1, 2 ve 3'ten hangileri ikiz kenar? Bunu bulmak çok kolay. Birdeki arkadaşı görüyorsunuz. İkiz kenar. Hakikaten de bakın şu arkadaş hem 2, 2 ortalıyor hem de dik. 2'deki arkadaşın ikiz kenar olmadığını söylememe gerek yok değil mi? Buna da bakın. Bu arkadaş buna eşit. Hakikaten bakın şu gelen dik hem kenar orta hem de köşeden geçiyor. O zaman aradığımız cevap 1 ve 3 C şıkkı. 2'ye bakalım. Şekil 1'de yer alan ABC üçgeni A köşesi etrafında AC üssü BC'ye paralel oluncaya kadar yani bu arkadaş buna paralelmiş döndürülüyor. Yani B buradan buraya gelmiş, C buradan buraya gelmiş. A köşesi etrafında sabit olarak yani şöyle döndürülmüş şekil. Tamam gözümüzde canlandı. Artık şunları silelim. Peki bu üçgen için 50 dereceyi vermiş. X'i vermiş. Başka da bir şey yok. Bizden X'i istemiş. Şimdi madem paralellik var işin içinde o zaman Z kuralıdır. U kuralıdır. M kuralıdır. Bunlar da vardı. Şimdi şurası X'ti. O zaman burası X mi arkadaşlar? Pekala. Ben bu arkadaşı döndürdüm. A köşesi buradan buraya geldi mi? O zaman burada ne olacak? X olacak. ABC B, C üçgeninde A köşesi X'ti. O zaman A, B üstü, C üstü üçgeninde de A köşesi ne olacak? X. Döndürmeniz köşedeki açıyı değiştirmez. Peki paralellik var. O zaman burası X ise Z'yi görüyor musunuz? Burası da ne olacak arkadaşlar? X. Ha soru bitti. 2X artı 50 eşittir 180'den. 2X eşittir 130. X eşittir. 65. Cevabımız E şıkkı. 3'e bakalım. Gene bir döndürme sorusu. 78 dereceyi vermiş. B köşesi sabit tutularak ok yönünde yani şu yönde üçgenimiz döndürülüyor. A köşesi A üstüne gelene kadar. A üstü de AC'nin üzerinde bir noktaymış. Buna göre C... A üssü C üssü yani X kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi neresi 78 dereceydi şurası değil mi? Yani A köşesi 78 mi? O zaman döndürdüğünüzde hiçbir şey fark etmez. Gene A köşesi ne olur 78 derece olur. Peki bir şekli döndürdüğünüzde uzunluk değişir mi? O da değişmez. AB şu kırmızı kadarsa döndürdüğünüzde A üssü B gene bu kadardır. O zaman burada bir X ikizkenar oldu mu? Buraya 78 ise buradan olacak? 78. A 78 78 156. 180'den çıkartırsak x'e kaldı 24. Cevabımız E şıkkı. Unutmayın şekli döndürmeniz ne uzunluğu ne de köşedeki açıyı değiştirmez. 4'e bakalım. Bir katlama sorusu. AB AC olmak üzere bu üçgen bir ikizkenar üçgenmiş. A köşesi BD doğrusu boyunca katlandığında A A üstüne geliyormuş. C, B, A üssü. Yani şu minnacık yer 24 dereceymiş. Benden D, B, C açısını istiyor. Şimdi arkadaşlar katlama sorularını çözerken mutlaka katlanmış şeklin üzerinde şeklin orijinalini tekrar oluşturun. Yani bu adam katlamış ya. Hemen şeklin orijinalini oluşturuyorum burada. Nasıl? Şunu şöyle uzatıyorum. Bunu birleştiriyorum. İşte A burada. Yukarıdakinin aynısını burada ne yaptım? Oluşturdum. Bunu mutlaka ama mutlaka yapın. Katladığınızda köşedeki açılar asla değişmez. Yani şuradaki açı kaç derece ise hop buraya gelir. Hiçbir şey fark etmez. Çünkü katlandığı için sadece yer değiştirir. Peki AD kaç birim uzunluğundaysa DA üssü de o kadar birim uzunlukta olacaktır. Şimdi bakın A açısıyla A üssü açısı birbirine eşit olduğuna göre burada bir ikizkenar yakaladık mı? Yakaladık. AB A üssü B eşit. Peki şu arkadaş kenar ortay mı? Hatırlayınız. iki özellik varsa eksik olan diğer iki özelliği de ben koyuyorum. E, i̇kiz kenar üçgende kenar ortay varsa demek ki bu kenar ortay hem yükseklik hem de ne olmak zorunda? Açı ortay. Şimdi artık bunları yazdıktan sonra soru bitti. Hemen şu açı ortaylarımızı harflendirelim. Şuraları alfa alfa diyelim mi? Peki büyük üçgen zaten sorunun başında ikizkenardı kenarda. O zaman burada 2 alfa artı 24 ise buradan olacak? 2 alfa artı 24. Ha, şimdi şuranın da 90 olduğunu biliyorum. Soru bitti. Bursa, Denizli, Ceyhan üçgenin iç açılar toplamı 180 olacak. Toplayalım. Burada bir 90'ımız var. Burada bir alfa artı 24'ümüz var. Bu köşede de bir 2 alfa artı 24'ümüz var. Eşittir 180'den. 90, 24, 24, 48. Attık bu tarafa ne kaldı arkadaşlar? 3 alfa, 42. Alfa eşittir 14. Benden ne istiyordu? D, B, C. Yani benden şu açı istiyor. Alfa artı 24'ü istiyor. Yani alfayı 14 bulmuştuk. 14, 24, 38. Cevabımız E şıkkı. Böylece föğümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Geçmiş olsun.